Değerli arkadaşlar, merhabalar. Vatandaşlık, anayasa, soru çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa zamanda çok da güzel geri dönütler aldım. Bunun için de teşekkür ediyorum hepinize. Tabii ki ortaöğretim ve ön lisans sınavının yaklaşmasının da mutlaka etkisi vardır buna ama yani en azından diğer videolarıma göre söyleyeyim. Kısa zamanda güzel bir dönüt aldım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyorlar devam gelecek mi diye. Sağlığımız her zaman Allah'ın izniyle el verdiği sürece devamı gelecek. Sorular zaman zaman zorlaşacak. İlerleyen dönemlerde de yani bu seriyi bitirmemize yakında ne olabilir? Deneme sınavı şeklinde yayınlayabiliriz. Mesela gerçekte kaç soru soruluyor? 9 soru. 9 soruluk şeklinde videolarımız olacaktır. Yine bunun akabinde arkadaşlar mesele sadece anayasa değil KPSS'ye, memurluk sınavına ilişkin aklınıza takılan her şeyi bunun videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz. Mesela son zamanlarda ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. İşte deneme mi çözeyim, konu mu çalışayım vesaire şeklinde. Bu tarz konuların hepsine ben açığım. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi 21. sorumuzda kaldığımız yerden çözümlerimize devam edelim. Ne demişiz? Cumhuriyet döneminde ilk kez hangi yıl tek dereceli seçim uygulanmıştır diye sormuşuz ve ilk kez ne zaman uygulanmıştır? Arkadaşlar doğrudan bir bilgi sorusu. İlk kez tek dereceli seçim 1946 yılında uygulanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Çok çok böyle ÖSYM formatı bir soru değil. Yani ÖSYM bana kalırsa tabii ki sormaz. Tabii yine sorularımız arasında bulunsun dedim. Devam ediyorum. Yapılan genel seçimler sonrasında milletvekili seçilen Faruk milletvekili statüsünü ne zaman kazanır diye sormuşuz. Bakın önemli bir soru kalıbı arkadaşlar. Her zaman çıkmaya aday bir sorudur. Şimdi köyde yaşayanlar gidiyorlar muhtarla, muhtar şeklinde hitap ediyorlar. Milletvekili var, Anayasa Mahkemesi Başkanı var, Danıştay Başkanı var, Cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanı Yardımcısı var. Bunların hepsinin arkadaşlar esasında statüsü farklı değil mi? Yani sen örnek veriyorum işte bir muhtarlık statüsünü kazanabilmen için bir şeyin olması lazım. İşte soru da bize diyor ki seçim yapılmış, Faruk milletvekili seçilmiş. Faruk'a benim milletvekili diyebilmem için diyor bu statüyü Faruk ne zaman kazanır? Yani ne yapması lazım? Şıklara bakıyorum. A şıkkında demişiz ki ant içince. B balkon konuşmasını yapınca. Balkon konuşmasını bu arada Cumhurbaşkanı yapar. C mazbatayı alınca. D meclis açılınca. Edirne şıkkı Anayasa Mahkemesi'nden onay alınca demişiz arkadaşlar. Statüyü kazanması mazbatayı almasına bağlıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine farklı bir soruda bunu dile getirdik ama mazbatayı da arkadaşlar il seçim kurulundan alacaktır milletvekili. Muhtarlar da aynı şekilde yüksek seçim kuruluyla lütfen karıştırmayın. Mazbatayı il seçim kurulundan alır. Mazbatanın verilmesine yüksek seçim kurulu kararı verir. Lütfen bu detayı da atlamayalım arkadaşlar. Bakın bir sonraki soruda da onu sorduk. Milletvekili olan biri mazbatayı nereden alır? E şıkkında gördüğünüz gibi il seçim kurulundan alacaktır arkadaşlar. Zaten Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay bunlara düşmeyeceğinizden eminim ama şu ikisi arasında gidip gelmiş olabilirsiniz. Lütfen yüksek seçim kurulu şeklinde atlamayın arkadaşlar. Basit bir soru olabilir ama ince bir detay. Lütfen dikkat edin. Hemen bir sonraki soruya bakıyorum. Milletvekilinin demiş göreve başlayabilmesi için ilk icraatı ne olmalıdır? Yani diyor ki milletvekili artık ne diyelim? Bakın bir önceki soruyla esasında iki önceki soruyla bağlantılı bir soru. Ne demiştik? Mazbatayı alınca bu statüyü kazanır. Ancak göreve başlayabilmesi için ne yapması lazım? Ant içmesi lazım arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Yine balkon konuşması dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir olay. Anayasa Mahkemesi'ne başvurması değil, meclisin açılmasını beklemek ya da Yargıtay'a danışmak bunlar tamamen konu dışı olan şeyler. Bir milletvekilinin göreve başlayabilmesi için yapacağı şey ant içmek arkadaşlar. Yani yemin etmek. 25. soruya bakalım. Hakimler ve savcılar 82 Anayasası'na göre
İdari yönden nereye bağlıdır diye sormuşuz. Şimdi varsayıyorum hiçbir şekilde anayasa ya da vatandaşlık bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şu hakim ve savcı deyince aklınıza ne gelir? Yargıtay, Danıştay, İçişleri Bakanı, Anayasa Mahkemesi. Bakın dikkat edin. Hakim ve savcı deyince aklınızda bir adalet kelimesi çağrıştırır, değil mi bu? Dolayısıyla tabii işin gerçeğine geçelim. 82 Anayasasına göre hakim ve savcılar idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. 25. sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. 26. soruya da yine kısa temel bir soru koydum arkadaşlar. Sebebi şu, çok fazla göreceğiz. Hatta ÖSYM önümüzde sınavlarda çok fazla, fazladan kastımız. Yani maksimum bir ya da iki soru gelebilir ama şıklarda bunu duyarsınız. İşte TBMM'nin erken seçime gitmesi için aranan çoğunluk gibi. Yapılan seçimlerde işte üye sayısının 3 bölü 5'i vesaire şeklindeki ibareleri ya da anlatımları çok fazla duyarsınız. O yüzden dedik ki biz 26. soruda TBMM'de kaç milletvekili ya da üye tam sayısı vardır? 600 tane arkadaşlar. Temel bir soru kalıbıdır. Lütfen unutmayalım. TBMM'de kaç milletvekili var? 600 milletvekili. Şimdi bir sonraki soruda bunun ne işe yaradığını ben sizlere daha detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Demişiz ki TBMM'nin erken seçim kararı alabilmesi için aranan çoğunluk ne olmalıdır? TBMM erken seçime gidecek. Bunun için şart nedir diye sormuşuz. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu, toplantıya katılan 360 milletvekili, üye tam sayısının yarısı, toplantıya katılanların 5'te 3'ü, üye tam sayısının 3'te 1'i şeklinde bir ibare koymuşuz arkadaşlar. Şimdi burada yanılmıyorsam hemen bir hızlı bir şekilde soruyu analiz etmem gerekiyor arkadaşlar. Bir yerde küçük bir hata yapmış olabiliriz. Bakın A şıkkında toplantıya katılanların salt çoğunluğu demiş değil. C şıkkı üye tam sayısının yarısı demiş değil. E şıkkı üye tam sayısının 3'te 1'i demiş değil. Esasında D şıkkı da yanlış ama şu ibareyi silsek daha doğru olacaktır arkadaşlar. Bakın direkt ben özellikle bunu neden koydum? Yani milletvekili şeklinde neden belirttim? Çünkü ÖSYM buradan vuruyor. Hatta bakın çok uzak bir zaman değil. 2024 lisans sınavında da benzer bir konuyu bu şekilde sordu. Toplantıya katılanların değil, üye tam sayısının 5'te 3 olacak. Dolayısıyla D şıkkı yakın ama bunu da eliyorum. Bakın, üye tam sayısının 5'te 3'ü deseydi D şıkkını alırdım. Toplantıya katılanların 5'te 3'ü demiş. Lütfen buraya düşmeyin arkadaşlar. Şimdi üye tam sayısının, bakın, acele etmeden olayı anlatmaya çalışacağım. Üye tam sayısının ne dedik? 5'te 3'ü yani 3 bölü 5'i. Ben TBMM'de üye tam sayısı yani 600 tane milletvekili olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Peki bunun 3 bölü 5'i ne demek? Bakın 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 120. Peki 3'te 120'yi çarparsam ne olur? Yapar mı bize 360 tane milletvekili? Dolayısıyla ne soruyoruz soruda? TBMM'nin erken seçim kararı alabilmesi için aranan çoğunluk ne olmalıdır? 360 tane milletvekili olmalıdır. Anayasanın içinde aynı zamanda küçük bir matematik anlatmış olduk ama önemli bir soru kalıbıdır. Lütfen dikkat edelim. Yine çok temel bir soru sormuşuz arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi vardır diye sormuşuz. Anayasa Mahkemesi'nin 15 tane üyesi vardır. Bunları kim seçer? Peki bir sonraki sorumuz hemen bununla ilgili. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini hangi ikisi seçer diye sormuşuz. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı. Şurada Cumhurbaşkanı alabilirim ama İçişleri Bakanı'ndan dolayı A şıkkını eliyorum. Yargıtay, Danıştay ikisiyle de alakası yok. B'yi eliyorum. Sayıştay, Yargıtay C'yi de eliyorum. TBMM Yargıtay demiş. TBMM'yi alabilirim belki ama Yargıtay olmaz. Eledim. Bakın doğru şıkka geldim. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi üzerinde ÖSYM sorular sorar. Önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bakın 15 tane 15 üyesi olduğunu söyledik değil mi? 15 üyesi var. 15 tane üyenin şöyle hatta isterseniz ok çıkarıp gösterelim arkadaşlar. 15 tane üyenin 12 tanesini
Cumhurbaşkanı seçer. Cumhurbaşkanı 3 tanesini de TBMM seçer. Dolayısıyla şöyle bir genelleme yapabilir miyim? Anayasa Mahkemesi'nin totalde 15 tane üyesi var. Bunlardan 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini ise TBMM seçer. Bakın, bu yarın öbür gün karşımıza bir yorum sorusu olarak da gelebilir. Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12 ile 3'ün yerini değiştirirsek mesela yanlış bir söylem, değil mi? Desem ki 3 tanesini Cumhurbaşkanı seçer ya da 12'sini TBMM seçer, yanlış bir şey söylemiş olurum. Lütfen dikkat edin. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. Üyelerini TBMM ve Cumhurbaşkanı seçer arkadaşlar. Aynı zamanda 12 üyesini Cumhurbaşkanı, yine 3 tanesini de TBMM'nin seçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi hemen bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar ve bu eğitim videomuzda son sorumuz olacak bu da. Demişiz ki aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliklerinden birisi değildir? Yani diyor ki bana A kişisi var, Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı olması için şartlar nelerdir? Ve soruda da diyor ki hangisi bu şartlardan, yani seçilme yeterliliklerinden birisi değildir diyor. Cumhurbaşkanı olmak için evet yüksek öğrenimi yapmış olmak gerekecek. Özellikle burada 40 yaş olayı önemlidir arkadaşlar. Yani 18 yaşındaki biri muhtar olabilir ama cumhurbaşkanı olamaz. Lütfen yaş olayına dikkat. Tabii ki de Türk vatandaşı olmak bir şarttır. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçilme yeterliliklerinden birisi de milletvekili yine seçilme yeterliliğine sahip olmaktır. Ancak E şıkkında Almanya'da ikamet etmek demiş. Zaten C'nin tersini vermişiz arkadaşlar. Yani aslında şöyle, çok özür diliyorum. Aslında doğrudan yanlış bir ibare değil belki ama hani belki vatandaş Türktür, Almanya'da ikamet ediyordur. Bize şartı soruyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği ya da şartlarından birisi değildir. Biz Cumhurbaşkanı seçilirken felanca kişi Almanya'da mı ikamet etsin diyoruz? Demiyoruz, değil mi? Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Lütfen soru köklerini güzel okuyalım arkadaşlar. Sizler için yine güzel bir pratik olduğuna inanıyorum. Şu 27. soruya da ekstra bir yıldız atmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki şimdi videoları yeni yayınlamaya başladık. Devamı da tabii ki de gelecek. Ama henüz daha PDF'leri videoların altına eklemedim arkadaşlar. Bunları da kısa zamanda ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Hemen bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.